Merhaba arkadaşlar, tekrar hoş geldiniz. Bugün kaldığımız yerden devam edeceğiz. Dersin adı bugünkü Properties of the degree function. Degree of a function. Okay, recall that whenever we have a proper map, smooth proper map of oriented connected manifolds, then of course F star from the compactly supported cohomology of N, so assume that they have the same dimension, to the compactly supported cohomology of M, where both of them are isomorphic to R, and this is given by multiplication with the degree of f. Okay, and we know that degree of f is the sum of local degrees qi, I from, let's say, from 1 to n, where the set of qi's, q1 to qn, is the inverse image of a regular value for any regular value p of f. Herhangi bir regular value aldığımızda bu regular value'lardaki f'in dereceleri. Bu da ne demekti? Her bir qi'da f bir lokal difeomorfizm, qi'yi p'ye gönderen. Qi ve p'nin etrafında birer open set aldığınızda open setlerin de bir difeomorfizm olacak. Ve manifoldumuz oriented olduğu için, manifoldlarımız oriented olduğu için her iki open setin de orientation'ı var. Ve biz şunu soruyoruz. F o local orientation'ı koruyor mu, korumuyor mu? Koruyorsa bu degree at qi 1 olacak. Öbür türlü -1 olacak. Ve bu toplam işte f'in degree'sine eşitti. Bunu geçen ders yaptık. Şimdi bunun bir takım sonuçları var. Hemen onu görelim. Let f and g be proper maps of oriented connected manifolds. Bu durumda şunlar var. Then we have ilk iddiamız şu. If f and g are homotopic via a proper homotopy, let's say F, then of course we know that the maps on cohomology are equal, and thus degree of
F is equal to degree of G. In particular, we have if F is let's say if G is identity okay, if M equals N and G is identity of M, then F is homotopic to identity and thus degree of F is equal to degree of G, which is 1. Why is that? Because identity map, you know, every value, identity map induces identity homomorphism. Therefore, we see that degree is 1, right? Because identity homomorphism just multiplies any cohomology element by 1. Or you may think that you may go using regular values, take any regular value, look at its inverse image. Since this is the identity map, inverse image is itself, and at that point, of course, the map G is orientation preserving. Identity map is orientation preserving. Okay, second is this. By the way, here I made a mistake. I should have set the following. Let F from M to N and G from N to K be proper maps. So okay. Şöyle diyeyim. Okay, maybe I should say here M1 and 2 M2 no M1 M and 2 and 2 okay. Here we assume, suppose that if M1 is M2 and N1 equals N2, and here, okay, so Ni's and Mj's are the same. If M1, M2, N1, N2 are M, and G is identity of M, then we have this. Okay. All right. The second suppose N1 is equal to M2, then we have the composition the degree of the composition, which composition? So I go from M1 to N1 via F, and this is just M2 to N2 via G, and the degree of this composition
satisfies so degree of G composition F is just degree of F times degree of G. So it is the product of these two integers. If F is not onto, then degree of F is zero. So if a map is not onto, then its degree is zero. And finally, if F is let's say M1 to N1 is a N sheeted covering space, then degree of F is just N. Yani bir örtü uzayıysa derecesi de N olan, o zaman fonksiyon olarak da derecesi ne olur? Peki bunların ispatı hakkında birazcık bir şeyler söyleyeyim. Aslında gayet bariz. Çünkü derecenin işte bire zaten söylenecek bir şey yok. O bariz. 2 için şunu düşünebiliriz. Kohomolojiye geçersem n'inci kohomolojiden n2'nin n'inci kohomolojisinden nereye gideceğim? Önce Gale Star'la M2'nin veya N1'in kohomolojisine gideceğiz. Buradan da F star'la M1'in kohomolojisine gideceğiz. Değil mi? N2'den N1'e, N1'den M1'e. Bunların her birisi R'ye izomorfik. İlk fonksiyon, ilk homomorfizma G'nin derecesiyle çarpma fonksiyonu. İkincisi ise F'in derecesiyle çarpma fonksiyonu. Dolayısıyla buradan R'ye giden bu fonksiyon ne olacak? Önce bu sayıyla çarpıyorum, tam sayıyla. Sonra da bununla çarpıyorum. Dolayısıyla bu times degree F degree G. Bu sayıyla çarpma fonksiyonu. Peki bu 2'nin ispatı. 3 için bir şey söylemeye gerek var mı? Yani örten değilse suppose F diyelim ki M1'den N1'e is not onto. Bir tane nokta alalım. P. Bu N1 eksi F of M1'in içinde olsun. Yani imajda olmasın. Then bu nokta bir regular value'dur. Then P is a regular value. And inverse image of P is empty set. Evet, o zaman yerel derecelerin toplamı sıfır. Hence there is no local degree. So that degree of F is zero. Peki covering space'e gelince, covering space'inkini size egzersiz bırakayım. Yapacağımız şey şu aslında. Bu N'den şimdi M'ye pardon. M'den N'ye covering space'im var. Bir tane nokta alayım.
Bu noktanın etrafında da bir disk alalım. Covering space'in tanımından gelen şöyle. F inverse of P buna U dersem F inverse of U disjoint union of N tane open set olacak ve F'in her birine kısıtlanışı U'ya difiomorfizm. Yani bu bir difiomorfizm. Bir de şunu söylemek lazım. Böyle bir covering space varsa her birinde difiomorfizm ama bu M1 ve N1 manifoldları oriented olduğu için F'in derecesi her birinde aynı olacak. Onu belki bir egzersiz diye bırakmam lazım. Since both M1 and M2 are oriented. Aslında şunu şöyle demem lazım. Bu artı veya eksi n. Yani eğer orientation'ları tersse o zaman tabii ki eksi n. Oriented. Buradaki noktaya P demiştik. Bunlar da işte Q1 ve Qn noktaları olsun. Local degree of F at any Qi is equal to local degree of at any Qj for all I and J. Dolayısıyla dereceleri hep aynı. O yüzden de lokal degree'lerin hepsi aynı işaretli olacağı için toplamları ya n ya eksi n olacak. Böylelikle ispat biter. Ben bu kısmın ispatını size bırakıyorum. Burada tabii ki manifoldların oriented ve connected olduğunu kullanmamız lazım. Yani fikirde şu, bu open setleri birbirlerine bir padle bağlayıp open setleri kaydırdığınızı düşünün. O kohomoloji daha önce bir teorem ispat etmiştik. Burada aldığınız bir kohomoloji klasını ben kaydırarak buraya getirebilirim. Ve o pad boyunca da orientation korunur. Öyle bir argüman gerekiyor orada. Peki bu kalsın. Şimdi birazcık örnekler yapalım. Examples. Evet. İlk önce şu fonksiyona bakalım. R'den R'ye f of t n çarpı t olsun. Şimdi bu fonksiyonun degree'si nedir? Bu fonksiyon bir difeomorfizm ve orientation'ı da koruyor. Daha doğrusu ne pozitifse koruyor, negatifse ters çeviriyor. Değil mi? F ise difeomorfizm. Morfizm. Of R and dolayısıyla da degree'si ya artı 1 ya eksi 1. Çünkü kohomolojide de identity map verecek. Yani bir izomorfizma verecek. Dolayısıyla R'den R'ye izomorfizma 2 tane var.
Ya artı 1 ile çarpmak ya eksi 1 ile çarpmak olacak. Peki yani bir tam sayıyla çarpacağımız için ya da regular value ile düşünebilirsiniz. Her bir noktanın ters görüntüsünde tam olarak bir tane nokta var. Dolayısıyla bu fonksiyon bir her p'nin inverse imajında bir tane q var. O yüzden de yani regular value'dan da gidebilirsiniz. Peki orientation'ı koruyor mu, korumuyor mu? And f preserves orientation. If and only if n is pozitif. Burada belki bunu sıfırdan farklı seçmek lazım. Çünkü sıfır seçerseniz sıfır olacak. Aslında burada tam sayı seçmeye de gerek yok sanırım. Bunu herhangi bir lambda için de yapabiliriz. Lambda r minus. Dolayısıyla da degree of f is equal to sine of lambda. Ya artı bir ya eksi bir. Peki bunu bir de şuna taşıyalım. Now assume lambda is an integer. Sıfır da olabilir tabii. Burada da lambdayı sıfır alırsanız derecesi de sıfır. Zaten örten değil. If lambda equals zero, then clearly degree of f is just zero because f is not odd. Lambdaya bir integer alalım. Bu durumda then f induces a map, smooth map from R over Z, which is S1 to S1 R over Z because f of Z kümesinin görüntüsü N çarpı Z, bu da Z'nin içinde. Dolayısıyla da bu quotient uzaydan bu quotient uzaya bir tane fonksiyon verir. Smooth bir fonksiyon olacak bu tabii ki. Çemberden çembere. Değil mi? Çemberden çembere bir fonksiyon veriyor f. İsterseniz buna f tilde diyeyim artık çünkü evet şöyle şurası 1 olsun. Bir çemberden çembere bir fonksiyon. Şimdi bakalım bir tane şeyin kaç tane ters görüntüsü var. Bir noktasının mesela ters görüntüleri nelerdir? Bir noktası ters görüntü. Bu tabi aslında map'i şey diye düşünebiliriz. Birin ters görüntüleri nelerdir? N tane ters görüntüsü olacak. F tilde inverse 1 nedir? 1'e gidenler. Bir bölü n, 2 bölü n, değil mi? Nereye kadar? N-1 bölü n ve n bölü n 1. N tane ters görüntüsü var. Yani bu çemberi n eşit parçaya böldüğümüzü düşünün. Her bir parça bu çemberin üzerinde bir kere dolanıyor. Yani şurada i bölü n, burada j bölü n var. Pardon. I artı 1 bölü n var. Ve şu her bir bu yay parçası 360 bölü n derecelik yay parçası bu çemberin etrafında bir kere dönüyor. F tilde fonksiyonunun derecesi her bir noktada yine lokal derecesi n'nin işaretine göre ya artı 1 ya eksi 1 olacak. Yani
local degree of f tilde at I over n. Bu her zaman işte sine of n'e eşit. Yani ya artı 1 ya eksi 1 ya da 0. Eğer n'yi ben 0'dan farklı seçersem. Bu 1 if n pozitif, eksi 1 if n negatif. Dolayısıyla da hence neden f tilde'nin derecesi böyle? Çünkü bu fonksiyon r'den geliyor aslında ve buradaki koordinat sistemlerini r ile r'den buraya inen quotient map ile alırsanız o zaman bir yukarıdaki örnekteki duruma dönüşecek. Ve oradan da biliyoruz ki işte derece, lokal derece ya artı 1 ya eksi 1. Peki dolayısıyla buradan ne görürüz? Degree of f tilde, dolayısıyla her birinde ya artı 1 ya eksi 1. Bunları topluyorum. Pozitifleri, n pozitifse her birisi artı 1. Dolayısıyla n tane artı 1'in toplamı n olacak. Negatifse de eksi, yani yine n olacak tabii ki. Sıfırsa da sıfır. Dolayısıyla bu her zaman doğru. For all n. Yani böyle desem daha iyi. Peki. Bu örneği çeşitli şekillerde aslında genelleyebiliriz. Bir tanesi şu. A bir matris olsun. N'e n tam sayı katsayılı bir matris. Yani şöyle A, i, j'lerden oluşacak n çarpı n'lik bir matris ama her bir a, i, j bir tam sayı. Bu durumda A fonksiyonu bir tane map tarif eder. Şimdi pardon, A'yı Rn'den Rn'e bir fonksiyon olarak düşünebilirim. Değil mi? Bir vektörü alıyor. X1, Xn'i nereye götürüyor? İşte A çarpı bunu X1, Xn dersem bunun transpozuna götürecek. Değil mi? Orientation'ı koruyup korumadığını nasıl bakabiliriz? Orientation'ı koruyup korumadığını buradaki lokal orientation'ı veren formu alıp onun ters görüntüsüne bakabilirim. Onu, yani formu koruyor mu, korumuyor mu? O da şu form olarak alınabilir. dx1 dxn formu. Bu n form on Rn. Orientation'ı veren form. Orientation form or volume form on Rn. Ve bu formu geri çektiğimizde ne elde ederiz? Lineer cebirden bu şu olacak. Bu determinant A çarpı omega olacak. Bu bir lineer cebir egzersizi. Dolayısıyla da bu form ya kendisine eşit bir yerde ya da yani ya kendisine bir pozitif katı ya da bir negatif katı. Dolayısıyla da determinant A pozitifse orientation preserving, negatifse şey olacak, reversing. Dolayısıyla da degree of A sine of determinant of A olacak. Eğer sıfırsa da determinant, o zaman zaten bu fonksiyon örten değildir. O zaman da derecesi de sıfır olacak. Şunu da yapabiliriz. Similar to the above example. Şunu da gözlemleyin. A induces
a map on between the tori, between the and torus. Şöyle a tilde diyeyim. Rn'i zn'e böldüğümüzü düşünelim. Buradan yine rn'i zn'e böleceğim. Burada a zn integer şeyler zn'e gidecek. Aslında şurada tekrar bunu z'de almasak da olurdu. Bunu r'de aldığımızı düşünün. Evet, yani z'de almaya hiç gerek yok. Bu kısım geçerli, determinant vesaire. Burada şey yapalım. Provided that A bir tane integer matris olsun. Integer matris. So that bu latisi kendi içine gönderecek. O yüzden de burada bir map verecek. Dolayısıyla bu fonksiyon n torus'tan n torus'a bir map. Yani s1 çarpı s1 çarpı n tane s1'den n tane s1'in çarpımına, yani n torus arasında bir map verecek. Ve yukarıdaki şeyden dolayı benzer bir şey olacak burada. Degree of a tilde çember olduğunda işte şeydi, o integer her neyse oydu. Burada eğer mesela matrisimiz diagonal olsaydı, yani bu çember diyelim ki bu çemberin 5 katına, ikincisi 10 katına, üçüncüsü 7 katına çıksaydı, o zaman ne yapacaktık? Bunların derecelerini çarpacaktık. Buradaysa yani diagonal değilse de o sayı benzer şekilde determinant A olacak. Bu tam sayı ve derece determinanta eşit. Peki, bunu da size ispatını exercise olarak bırakıyorum. Yani detaylarıyla yazarsanız çok basit bir egzersiz değil ama zevkli. Yani herhalde degree'den gitmekte fayda var. Şeyden, lokal degree'lerden. Sıkı bir lineer cebir sorusu yani. Üçüncü örneğimiz şu olsun. P'yi R'den R'ye bir polinom alalım. Degree n polynomial. Bunun derecesi ne acaba? Polinom derecesi değil, yani bu kohomolojide ürettiği map cinsinden derecesi. Şimdi eğer n çift sayıysa, if degree p which is n is an even integer, integer then limit of p x as x goes to plus or minus infinity, bu artı sonsuz olacak. Yani burada şöyle bir şey kabul edeyim, yani bu derecesi en olan bir polinom ya, bunu şöyle olduğunu kabul edeyim. X üzeri n ile başlasın. Burada a1 x artı a0. Peki. Şimdi o zaman bu polinomun grafında her iki uçta sonsuza gidiyor. Yani bu fonksiyonun grafiği şöyle bir şey. Yani
Şurada şöyle artı sonsuza, burada da artı sonsuza gidiyor. Arada da bir şeyler yapıyor. Bu fonksiyonun örten olmadığı bariz. Çünkü eksi sonsuza inmeyecek. Clearly f ya da p is not onto. Hence degree'si bunun topolojik degree'si 0. Peki eğer şey olsaydı, peki now let degree of p polinom olarak derecesi is an odd integer. Bu durumda px'in x sonsuza giderken bu artı sonsuz bu da eksi sonsuz olacak. Yani dolayısıyla bu fonksiyon artı sonsuza ve eksi sonsuza kadar bütün değerleri alacak. Bu ne demek? P is onto. Ve şu da var. Bu fonksiyonun grafiği yani bir yerden sonra bu fonksiyon hiçbir zaman hep artan olacak. Eksi olsa giderken de hep azalan olacak. Yani şöyle bir grafik olacak. Yine arada ne yaptığını bilmiyorum ama bir yerden sonra bu fonksiyon hep şöyle. Bir yerden sonra da hep böyle gidecek. Dolayısıyla da bu fonksiyon bir yerden sonra aslında birebir gibi davranacak. Yani çok yüksek değerler aldığınızda onun sadece bir tane değer olacak. Yani bu en fazla n kere aşağı yukarı inebilir. Ondan sonra aşağı yukarı inmeyecek. Hep yukarı gidecek. Dolayısıyla yeterince büyük bir değer alırsanız şurada bunun ters görüntüsünde sadece tek bir nokta olabilir. Bu yani sadece bir tane x olabilir. Şöyle. Dolayısıyla bu L'yi regular değer alırsanız, yani yeterince büyük bir regular değer alırsanız, if L is a large enough regular value for px, then p inverse of L is a single point. Single point. Tek bir nokta var. Thus, degree of p lokal degree'lerin toplamı ama tek bir nokta var. Dolayısıyla da bu local degree of p at x o da artı veya eksi 1 olacak. Şimdi artı 1 mi eksi 1 mi? R'deki orientation'ı işte küçük sayıdan büyük sayıya doğru giden diye düşünürsek burada da biz sonsuza giderken değerler de sonsuza gidiyor. Dolayısıyla orientation'ı koruyor. Dolayısıyla buradan degree of p 1 olacak. Eğer şey olsaydı, yani burada 1 oldu çünkü polinomumuzun biz leading coefficient'ını artı 1 aldık. Bunu eksi 1 alsaydık o zaman eksi 1 olacaktı. Similarly degree of şöyle bir fonksiyon alsaydık eksi x üzeri n artı şöyle bu da eksi 1 olacaktı. Peki reel polinomlar için durum bu. Kompleks polinomlar için ne olur diye bakarsanız. Now let f kompleks bir polinom olsun. Hatta şu olsun. Z üzeri n bir
pozitif tam sayı. Pozitif tam sayı. O zaman sıfırın haricinde her şey f'in türevine bakarsanız bu n çarpı z üzeri n eksi 1 ve bu sıfır değil. For all z in c minus 0. Dolayısıyla sıfırın haricindeki her şey bir tane regular value. Hence 1 is a regular value. Regular value. Regular value olduğuna göre de bunun lokal degree'lerini işte şeyle yapabiliriz, hesaplayabiliriz. F inverse of P nedir? Bu şunlardan olacak. E üzeri 2k pi I over n'den oluşacak. K 0 1 ve n eksi 1'e kadar. Yani nth root of unity'ler, başka bir şey değil. Şöyle çemberden çembere düşünürseniz şöyle bir şey olacak. Şuradaki şey e üzeri 2k pi i over n. Peki dereceler peki nedir? Lokal dereceler. Kompleks bir manifold olduğu için bu kompleks aralarındaki kompleks fonksiyonlar her zaman yerel dereceleri korur. Yani şurada ben bir open set aldığımda bu open setin ters görüntüsü burada şöyle open setler. Ve f fonksiyonu yerel dereceleri koruyor. Çünkü kompleks fonksiyonlar yerel orientation preserving'dir. Any holomorphic map or analytic map is orientation preserving and thus buradaki her bir noktadaki işaret local degree of f at any zi is artı 1. Şöyle diyeyim. Evet. Dolayısıyla da degree of f bu lokal degree'lerin toplamıydı. Notasyonu evet şöyle lokal degree'lerin toplamıydı. Bunların her birisi yani belki şöyle diyeyim zk diyeyim k 0'dan n eksi 1'e kadar zk evet her birisi artı 1 dolayısıyla da bu artı 1'lerin toplamı yani n. Peki rastgele bir polinom alsaydık, bu çok özel bir polinom, rastgele bir polinom alsaydık ne olacaktı? Orada da şöyle bir iddia var. Eğer let f of z herhangi bir polinom olsun. A1 z a0 kompleks polinom olsun bu. Then
f of z is homotopic to z to the power n via a proper homotopy. Evet. Bunu da size egzersiz diye bırakayım. Bu kitapta da var ama siz kendiniz uğraşarak yapmaya çalışın. Burada dolayısıyla bu claim o zaman neyi iddia ediyor? Gerektirir. Claim o zaman implies bunlar madem homotopik degree of f degree of z to the power n map which is n. Şunu diyebilirsiniz. Yani dereceleri eşit olmayan iki tane polinom birbirine homotopik olamaz mı? Bu tabii ki şeyi gösteriyor. Yani eğer homotopik olsalardı topolojik dereceleri de aynı olurdu. Ama topolojik derece polinomun derecesine eşit olduğuna göre bu çelişki verirdi. Şurada size bir exercise daha bırakayım. Mesela şunu biliyoruz yani şu anda f of z diyelim ki z fonksiyonu g of z de z kare fonksiyonu olsun. Bu iki fonksiyon birbirlerine homotopik değiller. Proper bir homotopi ile homotopik değiller. Ama ben bu ikisi arasında bir fonksiyon homotopi yazabilirim. Consider the homotopy. Homotopy. Line homotopy. Şunu yazabilirim. F c çarpı i'dan c'ye şu fonksiyon. F of z t şu olsun. 1 eksi t çarpı f of z artı t çarpı gz. Yani ne demek bu? Bu şu. Bir şöyle yazayım pardon. 1 eksi t çarpı z artı t z kare. Her t için bir tane bize polinom veriyor. Bu bir homotopi tabii ki. Çünkü 0 özür dilerim. 0 yazarsanız bu f of z yani z'ye eşit. 1 yazarsanız da bu sefer gz yani z kareye eşit. Bu bir homotopi. Ama bu homotopi proper olamaz. Egzersiz şu. Show that f is not a proper function. Yani bu ne demek? Öyle bir kompakt küme var ki ters görüntüsü. Yani C üzerinde bir öyle bir kompakt küme var. Bunun ters görüntüsü burada kompakt olamaz. Bunun böyle olduğunu zaten biliyoruz. Çünkü derecesi n olan bir polinomun bu claim'den dolayısıyla topolojik derecesi n. Dolayısıyla z ve z kare fonksiyonları birbirlerine proper homotopi ile homotopik olsalar da onların polinom dereceleri olan 2 ve 1 topolojik dereceleri olan 2 ve 1'e eşit olacaklardı ama 2 1'e eşit değil. Dolayısıyla onlar homotopik değiller. Yani proper homotopilerle homotopik değiller. O yüzden de sonucun zaten öyle olduğunu biliyoruz ama yani bu homotopinin nesi yanlış? Onu uğraşıp görmenizi istiyorum. Evet. 50 dakikanın sonuna gelmişiz. Evet, bir dahaki derste yine biraz örnekler yapacağım. Ve bir takım yine evet. Yani dereceye devam edeceğiz. Bir süre daha dereceyle ilgili işler yapacağız. Sonra da Poincaré izomorfizmasına başlayacağız.
O halde bugünlük bu kadar olsun. Hoşça kalın.